Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki şeyden birini yapma konusunda serbest bırakıldığı zaman günah olmadığı takdirde mutlaka onların en kolayını seçerdi. Yapılacak şey günahsa ondan en uzak duran kendisi olurdu. Allah'ın yasakları çiğnenmediği sürece şahsı adına hiçbir şeyden dolayı intikam almamış, Allah'ın yasağı çiğnenmişse onun cezasını mutlaka vermiştir. Bu konudaki diğer bir rivayette Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Cehenneme kimin girmeyeceğini veya cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim mi? Cana yakın olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak başlı olup insanlara kolaylık gösteren kimseleri cehennem yakmaz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Peygamber Efendimiz son derece yumuşak huylu olduğu için insanlara kolay gelen şeyleri tavsiye ederdi. 2. Resul-i Ekrem Efendimiz kimseden şahsı adına intikam almaz, kendine kötü davrananların kusurunu görmezden gelirdi. 3. Bununla beraber günah olan şeylerden şiddetle kaçınır, bu hareketlerin yapılmasına izin vermezdi. Allah'a karşı gelenleri bağışlamaz, onları hemen cezalandırırdı. 4. İyi huy, insanı cehennemden kurtaracak değerli bir sermayedir. 5. Mükemmel imana sahip olmanın ölçüsü, iyi huylu, yumuşak başlı olmaktır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize iyi huylu ve yumuşak başlı olabilmeyi nasip eylesin. Amin.